O parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek kullanım hangisinde vardır? Değerli öğrencilerim, ket vurmak ÖSYM'nin en çok sorduğu kelimelerden bir tanesi. Bunun sözlük anlamını lütfen not edelim defterimize ve ara ara tekrar edelim. Ket vurmak bir şeye engel olarak onun gerçekleşmesini güçleştirmektir. Yani zorlaştırmaktır. Bir daha söylüyorum ket vurmak bir şeye engel olarak onun gerçekleşmesini güçleştirmektir. Kelime anlamı tam olarak bu dikkat edin çıkabilir. Diyor ki bununla birlikte edebiyatla sadece hayatının belli bir döneminde ilgilenip eser vermesi üzerinde yeterince durulan bir yazar olmasına ket vurmuş. Yani üzerinde çok durulan bir yazar olmasını engelleyerek güçleştirmiş diyebiliriz. Bu anlamı yakalayacağız. Cevabımız Denizli olacak. Zaten direkt anlamını veriyor. Güçleştirerek engel olmak kelimesini direkt veriyor. Onun için cevabımız Denizli. ÖSYM son yıllarda sözlük anlamına yönelik soruları çok soruyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı Yaray, yay ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır diye soruyor. Diyor ki birbirinden uçuk karakterler ve tüm bunları ihya eden. Değerli öğrencilerim ihya etmek daha da güçlendirmek demektir. Yani buradaki anlamı doğrudur. Nerede kullanıyoruz? Mesela diyor ki verdiği parayla tüm sülalesini ihya etti. Yani ekonomik olarak daha da güçlendirdi demek. Dikkat edelim. Şu ikinci kelimeye dikkat. ÖSYM bunu çok tercih ediyor. Seyircisini ağır bir dilin altında ezmemeyi yeğleyen. Yani tercih eden. Yeğlemek tercih etmektir. Doğru insanları doğru olmayan insanlara yeğlerim. Yani tercih ederim. Bu da önemli. Hemen notumuzu alalım. Doğru. Sinema anlayışıyla her daim takdir takdir gören, başarı gösteren. Değerli öğrencilerim, takdir görmek beğenilmek demektir. Hani takdir alıyorsunuz okulda, ne yapıyorsunuz? Beğenildiğinizi gösteriyor. Ama takdir görmek her zaman başarıyla aynı anlama gelmez. Daha doğrusu takdir görmek başarı ile aynı anlam değildir. Başarı görürseniz belki takdir edilirsiniz, beğenilirsiniz. Ama kelime anlamları kesinlikle aynı değil. Devam ediyorum. Bu ilginin serin sularında seyretmeye devam ediyor. Seyretmek normalde bakmak anlamındadır ama burada ilginin serin sularında seyretmeye devam ediyor. Yani ilerlemeye devam ediyor. Cümledeki anlamı karşılıyor. Seyircisini eskisi kadar tatmin etmediği, yani hoşnut etmediği, tatmin etmek, hoşnut olmak tatmin etmemek, hoşnut olmamak anlamına gelen bir unsur. Bu da doğru. Yeğleme kelimesine dikkat edelim. Aşağıdakilerin hangisinde kalmak sözcüğü yay ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır diye soruyor. Hemen bakalım. Bir dumanın etrafı doldurduğunu, ihtiyarın evinin duman içinde kaldığını görüyor. Bakın ev duman içinde kalıyor. Yani bir şeyle kaplanıyor. Ev neyle kaplanıyor? dumanla kaplanıyor. Onun için bir şeyle kaplanmak doğrudur. Bunu şutladık. Devam edelim. 50 yılı bulan, belki de aşan çalışma yaşamımda yazmak dışında başka bir iş yapmadım. Bu nedenle asıl mesleğim olan mimarlık ile ilgili çeşitli okumalar yapmakla yetindim. Yani diyor ki sadece yazmakla uğraştım. Bunun dışında bir şeyle uğraşmadım. Bu bana yetti. Ben bunu yapmakla kaldım diyor. Yani yetindim, bu bana yetti. Bu da uygundur. Nepal'e gidince tapınaklara yakın bir otelde kaldım. Yani otelde konakladım. Konakladım. Yani orada kısa süreliğine kalmak anlamına gelen bir kelime. Karadeniz kariyer fuarı ileri bir tarihe kalmış. Yani ileri bir tarihe ertelenmiş. Hani ne diyoruz sınavlarımız bir hafta sonraya kaldı. Yani bir hafta sonraya ertelendi. Bu da oluyor. Oyalanmak bir yerde kısa süreli vakit geçirmektir. Bakalım şimdi Mardin turumuz koruma altına alınmış tarihi yapıları gezmekle kalmadı. Yani onlarla yetinmedik orayı gezmekle vesaire diye devam ediyor. Buradaki kalmak, oyalanmak değil, yetinmek anlamında kullanılmış. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Bu parçada altı çizili sözle yazara yönelik anlatılmak istenen hangisidir diye soruyor. Cumhuriyet dönemi edebiyatının tersine giden yoludur Nahit Sırrı diyor. Bakın o dönemin tersine giden yolu. Bu ne demek? Herkesin anlayışı böyleyken bunun anlayışı böyledir. Herkes sağa doğru gidiyorsa bu adam sola doğru gidiyormuş. Yani tam tersine. Onun için yaygın anlayışların dışında kalmış. Herkesin tersine hareket etmiş. Bakın devam edelim. 1930'ların başında edebiyatın ulusçuluk, arı Türkçe, Anadoluculuk hedeflerine itibar etmemiş. Yani herkes dönemindeki insanlar bunları işlerken bu adam bunları işlememiş. Yani yaygın anlayışın dışında kalmış. Burada belki son kısımdan şuna takılmış olabilirsiniz. Geçmiş zaman havasını estirmeye devam etmiş. Eskiye bağlı kalmak. Bakın o döneme yani geçmiş dönemdeki unsurlara esinlenmiş. Onların tesiri devam ediyor. Ama oraya bağlı kaldığını tamamıyla söylemek mümkün değil. Tersine giden yol herkesin tam tersine olan bir anlayışı savunmak demek. Onun için cevabımız Denizli olacak. O cümlede boş bırakılan yere sırasıyla hangileri getirilmelidir diye sormuş. Değerli öğrencilerim şu yatsımak ya da yatsınamamak ifadeleri not alalım. Yatsımak hemen alıyorum buraya. Bu kelime inkar etmek anlamında kullanılır. Bakın yatsımak inkar etmek. Yatsınamaz ise inkar edilemez demek. Olumsuzu. Şu yol açmakla beraber iki kelime vereceğim. Allah aşkına bunları not alın. Bunlar çok önemli. Yol açmak neden olmak ve sebep olmak. Bu üç kelime olumsuz durumlarda kullanılır. Yani şöyle bir cümle kuramazsınız. Oğuzhan Hoca sınavda soruyu doğru yapmama sebep oldu diyemezsin. Doğru yapmama yol açtı diyemezsin. Bunlar olumsuz şeylerde kullanılır. Yani şöyle diyebilirsin. Yanlış yapmama sebep oldu ya da yol açtı diyebilirsiniz. Bu üç kelime mutlaka karşınıza sınavlarda denemede bir yerde gelecek. Hadi bakalım başlayalım. Deprem üzerinde yaşadığımız coğrafyanın yatsınamaz bir gerçeğidir. Yani inkar edilemez bir gerçeği. İnkar ederek kurtulamazsın bu gerçekten diyor. Bakın ne kadar da uyumlu. Devam ediyorum. Yüzyıllardır Anadolu'da büyük yıkımlara. Bakın büyük yıkımlar. Yıkım olmuş. Daha yeni yaşadık zaten. Bu ne olumsuz bir durum. Olumsuz bir durum olduğu için büyük yıkımlara yol açan depremler yaşana geldi cevabımız Bursa olacak. Ya şu tip kalıplar olmaz. Bakın bunlar çok zorlama. Depremler üzerinde yaşadığımız coğrafyanın çözülemez bir gerçeği. Çözülemez diye bir gerçek olamaz. Niye çözülemezsin değil mi? Her şekilde çözülebilir. Yeter ki doğru mantığını yürüt. Mesela karşı çıkılamaz gerçek. Niye karşı çıkılamaz? İnsan daha güçlü değil mi? Tabii ki karşı çıkabilirsin. Bakın bunlar tam olarak karşılığı olmuyor arkadaşlar. Onun için cevabımız Bursa. Şu üçünü not edelim. Yol açmak, neden olmak, sebep olmak olumsuz durumlarda kullanılır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilebilir diye soruyor. Değerli öğrencilerim bakın burada bir örtülü anlam var. O bize anlamı verecek, cevabı verecek. Günlük yaşam gerçekleri çoğu zaman günlük yaşamdaki gerçekler çoğu zaman kurmaca eserler içinde. Yani gerçek olan şeyler, kurmaca nedir arkadaşlar? Gerçek dışıdır. Diyor ki günlük yaşam gerçekleri çoğu zaman gerçek olmayan eserler içinde geçerlidir. Yani çoğu zaman onlarda da kullanılır günlük yaşamda kullanılan şeyler diyor. Zorla gerçekleşen, kendine biçilen rolden fazlası istenen veya aşırıya kaçan. Bakın bir şeyin fazlası istenen veya aşırıya kaçan. Bak tamamlayıcı unsur birbirine. Onun için cevabımız Ceyhan olacaktı. Kolay bir soruydu. Peki birkaç tanesine daha bakalım. Hemen mesela ne olur? Buna bakalım. Günlük yaşam gerçekleri çoğu zaman kurmaca eserler içinde düşünülür. Zorla gerçekleşen, kendine biçilen rolden fazlası olmayan veya aşırıya kaçan. Şimdi fazlası olmayansa o zaman aşırıya kaçmamıştır. Onun için mesela bu olmaz. Bu şekilde bakılabilirdi ama bu soru kolay bir soruydu. Ceyhan'ı rahatlıkla işaretleyebilirdiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özenmek sözcüğü itina etmek anlamında kullanılmıştır? İtina etmek titizlikle bir şeyleri incelemek demektir arkadaşlar. Cevabımız Denizli özenerek yazdığım bu eser. Yani itina ederek yani titizlikle yazdığım eser. Onun için cevabımız Denizli. Ama buradaki özenmek ifadesine de dikkat edelim. Bu kelime de canımızı yakabilir. Diyor ki Nazire divan edebiyatında bir esere özenilerek yazılan eserlere verilen attır. Yani onlara öykünerek, onları taklit ederek, onlara özenerek yazmak anlamında bu tip kelimelere dikkat edin. Mesela Resim gerçeğe özenerek yapılmak istenen yani öykünerek yapılmak istenen şu öykünmek kelimesi önemli. Öykünmek taklit etmektir. Burada özenmekte de taklit etmeye yakın bir anlamı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dikkat edelim. Arkadaşlar harika bir soru. Bu soruda her şeyi unutun. Sadece şu ayna olayına edebiyatta dikkat edin. Edebi sorularda, yani Türkçe ile alakalı sorularda ayna kelimesi gelirse direkt kendinizle alakalı olan şıkka, kendinizi olduğu gibi gösteren şıkka odaklanın arkadaşlar. Bakın şimdi. Okurunu yönlendiren bir yazar olduğunu düşünmüyorum. O okuruna ayna olmak istiyor. Bakın okuruna ayna olmak istiyor. Yani okur aynaya baktığı zaman Kimi görsün direkt gerçeği görsün ve olduğu gibi görsün istiyorum diyor. İşte bu da kendimizi anlamamızı sağlamaktır. Yani aynayı tutuyorsa sana kendini anlamaya sağlıyordur. Dikkat edelim. Yapıştıralım geçelim. Bunu not edin. Ayna olmak, kendini olduğu gibi görmek ya da gerçekçi olmak anlamında kullanılır. Toplarda çıkarsa yapıştırın arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Bu cümlede geçen dededen kalma sandık sözüyle hangisi anlatılmak istenmiş olabilir diye soruyor. Orhan Pamuk'un romanlarıyla birlikte romancılarımız edebiyatımızın dededen kalma sandığını daha büyük bir cesaretle karıştırabildiler diyor. Bakın önceden de karıştırıyorlarmış ama daha büyük bir cesaretle karıştırabilmeye başlamışlar. Salt bu durum bile şunun anlamını vereceğim. Salt bu durum bile Orhan Pamuk'u önemli romancılarımızdan saymaya yeter diyor. Bakın dededen kalmış sandık. Yani atalarımızdan, bizden öncekilerden, o sanatçılarımızdan, o romancılarımızdan önceki yazarlarımız. Bu nedir bizim? Bu da bizim var olan edebi geleneğimizdir diye biliriz arkadaşlar. Peki hocam unutulmuş değerler niye demiyoruz? Çünkü dededen kalmış sandık sanki unutulmuş değer gibi de duruyor. Bakın unutulmamış diyor ki daha büyük bir cesaretle karıştırabildiler. Yani yine karıştırıyor olmuşlar unutulmamış ama daha büyük cesaretle karıştırmaya başlamışlar. Yani var olan edebi geleneğe daha sıkı bir şekilde sarılmışlar diyebiliriz. Bu cümlede altı çizili sözde anlatılmak istenen hangisidir? Değerli öğrencilerim satır arası ÖSYM'nin çok sorduğu kelimelerden birisidir. Satır arası demek Dolaylı anlatım demektir. Yani açık bir şekilde anlatmamaktır. Satır aralarına gizlemek ya da satır aralarına saklamak ise dolaylı bir şekilde anlatmak. Açık bir şekilde dile getirmemek demektir. Bakın cevabımız zaten direkt çıkıyor. Diyor ki açıkça söylemeyip üstü kapalı olarak anlatmak yani dolaylı bir şekilde anlatmaktır. Cevabımız A. Şu satır arası ifadesini not edin ama biz bir de metni okuyarak çözelim. Peyami Safa olayları geri planda tutan, düşünceyi öne çıkaran, dönemlerin tarihi ve toplumsal özelliklerini satır aralarında saptayan, içerik kadar biçime de önem veren. Bakın, dolaylı olduğuna dair hiçbir ifade yok paragrafta. Onun için bu tip kelimelerin anlamlarını bilmek zorundasınız arkadaşlar. Satır arası dolaylı anlatım, üstü kapalı anlatımdır. Notumuzu alalım. Bu cümlede geçen "yarın bugünü aratacaktır" sözüyle anlatılmak istenen hangisidir? Yarın dediği nedir arkadaşlar? Gelecektir. Bugün dediği nedir? Şimdidir. Diyor ki, yarın yani geleceğimiz bugünü aratacak. Yani geleceğimiz bugünden daha kötü daha sıkıntılı olacak demek. Aslında yukarıya çok gitmeye gerek yok. Bu tip bir kalıbı görürsek işaretleyebiliriz. Geçmişin gelecekten daha iyi olmadığı. Bu da geçmişten bahsetmiyor. Gelecek ve bugünden bahsediyor. Geleceğin olumlu gelişmelere açık oldu. Hayır öyle demiyor. Diyor ki yarın bugünü aratacak. Yani bugün yarından daha iyi diyor. Gelecek daha kötü olacak diyor. İçinde bulunan durumun, içinde bulunan durum şimdidir iç karartıcı oldu ama öyle demiyor. Bugünü aratacak diyor. Yani bugün daha iyidir diyor. İç karartıcı kötü demek. Burada o anlam yok. İçinde bulunan durumdan memnun oldu. Hayır memnun değil ama geleceğin bugünden daha kötü olacağını söylüyor. Memnun olduğunu da söyleyemeyiz. Yani şu anlam memnun değil. Devam ediyorum. Yaşanan olumsuzluğun. Evet bugün olumsuz ama artarak devam edecek çünkü gelecek daha da kötü olacak diyor. Cevabımız Edirne. Bakın yukarıya hiç bakmadan anlamsal olarak zaten çıkardık. Ama baka da biliriz. Türkçede ister bilinçli ister bilinçsiz bir durumda yerli yersiz kullanılan batı kaynaklı kelimeler yani yerli yersiz batı kaynaklı kelimeler kullanıyoruz. Türk dilinin mantığında yazımında bozulmayı hızlandıracak. Yani şu an sıkıntı ama bozulma daha da hızlı olacak. Yani gelecek bugünden daha kötü olacak diyor. Eminim yarın bugünü aratacaktır. Yani gelecekte çok daha kötü olacağını söylüyor. Onun için cevabımız Edirne olacak arkadaşlar.